Hocam başkasının yüzünü kullanarak ünlü olamazsın. Başkasının yüzüyle para kazanmayın. Ben senin yüzünü kullanarak şu an meşhur olmaya çalışıyorum. Salak salak sırıtman lazım. Böyle buraya çok iyi bir espri yakışıyor gibi hissettim de aklıma gelmedi hiçbir şey. Fakat'a gittiniz mi? Bir değişiklik var mı? İzleyenler için söylüyorum, bir değişiklik var mı? Eylem planına hoş geldiniz. Bu video galiba 1,5 saat olacak. Gördüğünüz gibi bir bonus var. Ben. Geçenlerde bir film izliyorduk ve bir anlatayım mı rezilliğini? Ne alakası var? Bence rezillik değil. Birçok insan bilmiyordur bunu. Hadi anlat. Aynen böyle bir diyalog yaşadık. Bu diyalogun sonunda da dedik ki niye böyle bir format yapmayalım? Sen böyle beni mi dinleyeceksin bütün video? Kaptan Amerika'yı izliyorduk ilk başında. Kaptan Amerika böyle sıskacık. Kamera arkası da dedi ki bu rol için kilo mu vermiş? Nasıl yani dedim. Efekt olduğunu bilmiyor musun dedim. Yani kilo da vermiş olabilirdi dedi. Efekt de olabilir dedi. Ya bunu anlatsana kanalda dedi. Ben dedim ki bu çok sıradan bir sinema bilgisi. Niye anlatayım ki dedim. Ve benim oradan... Benim gibi idiotlar öğrensin diye. İdiotlar değil de. Ve işte oradan sıradan sinema bilgileri adlı bu konseptimiz aklımıza geldi. Bu arada ben bir iki tane arkadaşıma anlattım. Kimse bilmiyor. Kimse biliyorsaydınız herkes yazın. Herkes böyle oldu. Biliyorsaydınız aşağı biliyordum yazın. Bilmiyorsaydınız da bu videoyu sizin için yaptık zaten. Aynen, benim gibiler için. Filmin kamera arkasıyla başlatacağım. Taş gibi adamı sıskaçık gösteriyorlar. Aa. Kaptan Amerika'nın efektlerini nasıl yapmışlar onu göstereyim. Ben bunun dakikasını yazmış mıyım? Bir dakika bak. Tabii ki yapmamışım. Gene muhteşem çalışılmış bir video arkadaşlar. İnanılmaz. Bu dublörü. O sıskalar onlar. Sonra bak kendini de böyle çekiyorlar. Dublörünü de böyle çekiyorlar. Bir de boşunu çekiyorlar. Hayır, ben buna şaşırdım. Bir daha şaşıramam yalnız. Daha sonra bu üç görüntüyü yeşil perdede Chris Evans'ı çekiyorlar. Aynısı performansı veri olduğu kadar. Sette sıska oyuncu çekiyor. Bunun suratının yüzündeki yeşil noktalar suratı oturtmak için mi? Yeşil ekran gibi. Çok zeki lan. Tamam mı? Bu yola çıkış noktamız. Eskiden böyle yüz düzeltme bilmem ne hiç uğraşmıyorduk. Erkeklerin erkek olduğu zaman anladın mı? Şimdi bu yüz değiştirme diyoruz buna. Bunun çok karşı çıkıldığı bir alan var. Sence hangisidir? Setlerde çalışan bir grup insan bunu hiç sevmiyor. Dublörler olabilir. Yok. Ben resmen sinema bilgisi fışkırtıyorum. Gerçekten sinema tarihinin tartışmasız, halen daha dahisi gelmemiş olan en iyi aksiyon filmi olan Terminator 2'den bir sahneye bakacağız. Yani bilirsiniz. Hiç ben öyle düşünüyorum yok. Yok, bu tartışmaya açık bir konu değil. Hiç egolu bir insan değil. Şimdi orijinal Terminator 2'yi gösteriyorum sana. Terminator, evet. İzledin mi sen Terminator 2'yi? İzledim. Sakin ol. Yaklaş ekrana iyi bak. Gelemedin ya. That's what she said. That's my joke. Damn it Dwight. Amına koyayım gelemedi. Sen bu filmi izledin emin misin? İzledim, uzun işte, uzun sadece. Tamam. Yüzüne yakından bak Arnold. Gelirse eğer. İzle yüzünü. Kim bu? Hareket ediyor muydu? Bak bir daha bak. Şurası görüyor musun? Aha, kafası var sadece. Bu kafa sabit bu oynuyor. Kötü efekt. Ha, efekt mi sence? Bu film 92 yapımı. Ne? Tam dublör var, suratına koymuşlar işte. Ne koymuşlar? Yeşil. 92. 92'de yok bunlar. Ben de 92'de yoktum. Nereden bileyim? maske takmışlar yüzüne. Tam yeşil maske dedin. Hayır. Sana. Ha, yüz maskesi. Ananı satayım ya. Bence bu daha iyi bir teknoloji bu arada. 1,5 değil 2. Yüzünün kalıbını alıyorlar ve o kalıptan maske geçiriyorlar. Bence daha zor bir teknoloji bu arada. Hangisi? El işi bu. Şimdi sana 2017'de DVD'si için elden geçirilmiş halini izletiyorum. Kötü karşı kötü çıktığı efektler. Şeyi gene şimdi 4 saatte bulurum ben o saniye. Hah, hemen buldum lan bu sefer. İzle şimdi. Şimdi bak yüzüne. Hayır, gene böyle çok oluyor. Ya bu adam boyunsuz. Bak şimdi yüzüne. Direkt Arnold görüyor musun? Gene boyunsuz bu adam ya. Yani. Böyle duruyor motorda değil mi? Motorda böyle hani şey maske. Çünkü maske muhtemelen şeyin içinde montun içinde böyle kalıyor. Ama bak Arnold'un yüzünü koymuşlar. Ne diyorsun bu konuda? Dublörler haklı mı sence? Ama yani yapacak bir şey yok. İyi efektli film izlemek de başka bir keyif. Şimdi size bir mesajımız var. 10 bin abone yolculuğu. 10 bin abone yolculuğumuzda bize destek olmak istiyorsanız ki olun. Özellikle benim yakın arkadaşlarım sizin hepinizi öldürürüm. Like. Bir saniye arkadaşlar. Paylaşmayı, likelamayı, işte Instagram'da story'nizde paylaşmayı, arkadaşlarınıza baskı kurmayı falan hiçbirini unutmuyorsunuz ki bu videoda ben varım, bir farkı olsun lütfen. Bir de bu hafta bizi en yakın arkadaşım olan Hazallar takip etsin. Şimdi sen en yakın arkadaşım dedin, yorumlarında kavga çıkmasın. Diyorum. Ama diğer bütün isimleri de açığız yani hiç umurumda olmaz kimi takip etti. Yeter ki takip edin. Şimdi, ama bak ben bilmiyorum hiçbir şey. Kendimi bok gibi hissediyorum. Konsept o. Şimdi sana bir fragman izleteceğim. Tamam. Bu inanılmaz ünlü bir Hindistanlı oyuncu. İzle bakalım. Fen de hayran demek ya. Bak bu da hayran oldu adam.
Anlamadıysan ikisi aynı kişi. Bir şeye de benzemiyor. İki oyuncu da aynı kişi. Okey. Yeterli bu kadar. Nasıldı? Yani normal. Hep Türkiye'de böyle şeyler yapılıyor. Çok kilit bir şey söyledim sana. Aynı kişi dedin. Evet. Benziyorlar mıydı? Saçları farklı sanırım sadece. Ya sen gerçekten körsün. Çok iyi bir isim olmayabilirsin bu işi yapmak için. Şimdi cüssesine bak. Aynı kişi ikisi de. Burunlar niye bu kadar farklı ya? Cüsseleri farklı. Yani gördüğün tamamı efekti aslında. Nesi efekti ama? Bana bunu söylemen lazım. Başka bir insanın şey. Suratında mı? Nasıl yani? Bu... Resmen kandırılıyoruz sürekli. Ben buna okey değilim. Hayranını da kendi oynuyor. Kendini de kendi oynuyor. Aa! Biri sana sual demiş miydi acaba? Bunu da kendi oynuyor. Bu da kendi. Yani kendini oynamadığı her sahnede her şey efekt. Her şey efekt olduğu için. Mesela bak oynarken böyle. Yan yana bak mesela şimdi. Cüsse farkını görüyor musun? Hayatımda bir defa insan kısalttıklarını görüyorum. Ben mesela efekt koysam uzatıramam. Bunun bu arada ne kadar zor bir efekt olduğunu bilmeden anlatmak çok zor. Ama küçülttükleri her sahnede arkayı da doldurmak zorundalar. Yani oraları da boyuyorlar. Yüzünü nasıl gençleştiriyor ona da bak. Bak sordun ya burnu daha küçük değil mi dedi. Evet evet beyaz noktalar var. Aynen. Değil mi? Doğru görüyorum. Yüz hatlarını daha rahat takip edip otomatikleştirebilmek için. Yani mesela. Özür dilerim ama deli mi bunlar ya? Bir tane ikiz bulsalar. Herkesin sorduğu soru yani. Bu zaten. İnanın derdiniz bak de mesela. Ne sizin? Şimdi bak bu adamı küçültünce babası yanında mesela. Ama cüsseyi küçültünce babayı da yana çekmek zorunda. Bunu bir deli yapmış. Sen yapabilirsin böyle bir şey. Fark ettin mi ama izlerken? Fark ettim ama çok mutsuzum şu an. Hangi işsiz bununla uğraştı? Bir tane efekt hayır, yani evindeki... konuyu etkileyen bir şey değil. Yani bütün mu? Senaryo o. Oyuncu parasından kısmak için de bu kadar efektle uğraşılmaz. Oyuncu parası değil. Bu adamın ismi milyon getirdiği için ikisini de aynı kişi istiyorlar. Ben tanımıyorum. Mesela. Bence milyon getirmiyor. Hindistan pazarı zaten. Biz izlemiyoruz bunları. Etkilenmedin galiba. Bu gelmiş geçmiş en iyi efektlerden birinden hayır, çok etkilenmedin. Hayır efekt iyi de ne gerek vardı? Bak mesela Kaptan Amerika'daki gerekli. Hikayeyi devam ettirmek için lazım. Buna gerek yok. Evet sana sunacağım. Sunacağım örnekler bu kadar bugün. Ne düşünüyorsun? Ve sadece yüz efekti sundum. Sadece evet genel yüz ve vücut sundum. Ne diyorsun? Etkilendin mi? Bir şeyler öğrendin mi bugün? Bollywood hariç hepsinden etkilendim. Çok saçmaydı. Kabul edemiyorum. En çok etkilenmen gereken oydu. Hayır çok gereksiz. Yani görsel efektçilerin çenesi düştü biliyorum. Arkadaş çok ciddi anlıyor. Hayır bir şey abi, bir saniye. Bir saniye kendimi açıklamak istiyorum. Bana söz hakkı doğdu. Açıklama çok uzadı video. Bu arada bu kadar uzun değil. Yastığın üstünde oturuyor. Ya boynu. Bye bye.